Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fulya Bayraktar Hoca'ya teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Böyle bir konferans dizisine ev sahipliği yaptıkları için. Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi için bir ders açmıştım. Türk sanatı tarihinde kadın diye. Bir özetle bu derste öğrencilerimizle neler paylaşıyoruz ana hatları çizgisinde bazı bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için de bir ekran paylaşımı gerekiyor. Hemen onu gerçekleştirelim. Evet, Türk sanat tarihinde kadın bizim dersimizin de adı. Ama aynı zamanda bu konferansında konusunu teşkil ediyor. Özet bir şekilde sizlere bazı ana noktalardan bahsetmek istiyorum. İç Asya'nın kuzeyinde sert bir iklimin hüküm sürdüğü zorlu coğrafyada başladı Türklerin hikayesi. Gökteki Tanrı'ya inanan atalarına saygılı Türkler, kadın, erkek hayatı paylaştılar. Doğudan batıya yurt tuttukları, vatanlaştırdıkları tüm topraklarda Türk erkeği kadını ile birlikte yazdı, tarihini, destanını birlikte yarattı. Şehirler de kurdular ama genelde göçeve olarak doğada, at sırtında, çadırda, bozkırı kucaklayan göğün altında avlanarak, savaşarak, üreterek tarih sahnesine çıktıkları bilinen ilk dönemlerden itibaren Türkler, dünya uygarlığına meydana getirdikleri kültürel değerlerle önemli katkı sağladılar. Türk tarihinin İslamiyet'i kabulünden önceki bu döneminde, Hun, Göktürk ve Uygur zamanında kadın, erkek, sosyal ve siyasal hayatın içinde birlikte yaşadılar, birlikte yer aldılar. Türk kadının ata binmede, ok, yay, kılıç kullanmada, avlanmada erkeği gibi ustaydı. Eşinin yetemediği durumlarda onun yokluğunda çocuklarını, obasını korumak, yaşatmak onun göreviydi. Erkeğin yaptığı hemen her işte var olan savaşçı Türk kadını analık özelliğiyle de hayatın merkezini oluşturuyor, ahlakı ve erdemiyle birlikte toplum içerisinde saygın bir yere sahip olurken aynı zamanda yaşadığı çevreyi daha güzel hale dönüştürüyordu. Türk kadını içinde yaratıcılığı, hayal gücünü ve güzelliği barındıran bir kavram olan sanatın kimi zaman uygulayıcısı, kimi zaman yaptıranı, bazen de ilham kaynağını teşkil etti. Ve kadın ya da erkek isimlerini bilemediğimiz sanatçıların bozkır kültüründe şekillendirdiği Türk sanatı da Orta Asya'nın kuzeyinde sert bir iklimin hüküm sürdüğü bu zorlu coğrafyada kaynak bulduğu gelişti. Hun kurganlarından çıkan keçe yaygılar, halı, kilim, kumaş dokumalarda, seramik kapların yapımında Türk kadının da emeği, tasarım gücü olduğu şüphesizdir. Orhun Vadisi'nde Göktürk mezar külliyelerinin bir parçası niteliğinde üzerinde ilk Türkçe metinlere sahip anıtlarda devleti idare eden han ve devleti bilen hatun yazılı olması, devletin önemli kararlarında Hakan ve Hatun buyuruyor ki başlığı, Hakan'ın devleti hatunla birlikte temsil ettiğini göstermektedir. Bu birliktelik Göktürk mezarlarının çevresinde gördüğümüz kişi taş denilen kadın ve erkek heykellerine de yansımış.
bu kadın formundaki kütlesel taş heykeller, kadeh ya da kılıç, hançer tutan erkek heykellerle benzer duruş özellikleriyle mezar koruyucusu, belki de mezarda yatanı temsil edecek şekilde yer almışlardır. İşte Hakan'la Hatun'un, yani Bilge Kağan'la eşinin heykelleri. Bark'ta yer alan. Her ikisinin de kafası günümüze gelmemiş ama her ikisi de eşit bir şekilde o anma amaçlı yapılan mezar külliyelerinin içerisinde yer alıyordu. Yine bir Göktürk kurganı, Mayan Uğul kurganından çıkan buluntular arasında erkek müzisyen heykelcikleriyle birlikte kadın heykelciklerinde bir yo töreni tasvirinde yer alması, kadınlarla erkeklerin hayatı paylaştıklarının zaten önemli göstergeleri arasında. Yine bir taş üzerine kabartma olarak Umay Ana'nın tasvirini, üç dilimli taç tasvirini görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde Kıpçak Peçenek kültüründe de göreceğimiz bir kadın kişi taşta veya taş ninede aynı şekilde bir mezar bekçisi olarak elinde kadehi tutan bir kimlikle varlığını görüyoruz kadının. Yine bir Göktürk parası üzerinde Ay Yıldız'ın altında Hakan'la Hatun'u da tasvir eden bir kabartmanın varlığı bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Evet, Göktanrı inancının yanı sıra Budizm, Maniizm inançlarını da benimseyen Uygur Türklerinde mabetlerine çeşitli ihsanlarda bulunan vakıfçı kadınlar, tapınakların duvarlarında yer alan resimleriyle ya da alçıdan boyalı heykellerle kendilerini ölümsüzleştirmişlerdir. Oğuzların Müslümanlığı kabul ettikleri dönemin kahramanlıklarını anlatan Dede Korkut destanından erkek kahramanlar kahraman kadınlara değer vermekte ve Türk kadını Dede Korkut destanında savaşçı, alp özelliğinin yanı sıra güzelliği, ahlakı ve konukseverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Türkler için doğacak çocuğun kız ya da erkek olması sorun olmazken, destanlarında zaman zaman kız çocuk sahibi olmak için dua da edilmektedir. Bay Biçen Bey dahi yerinde durdu. Beyler, benim dahi hakkımda bir dua eyleyin. Allah-u Teala bana bir kız vere, dedi. Kalın Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua eylediler. Allah sana kız vere, dediler. Ne güzel bir dua değil mi? Oysa aynı dönemin Arap, İran, Bizans toplumunda kadının toplumdaki yeri için aynı değerlerden bahsetmek mümkün değildir. Farslarda ve Arapların cahiliye dönemlerinde kız çocuklarının gömüldüğü, kadının erkeğin malı olarak görüldüğü, sosyal hayatta bir yer, söz ve hakka sahip olmadıkları görülmektedir. İslamiyet'in kabulüyle bu toplumlarda kadınlara önemli haklar kazandırılmakla birlikte geleneklerinden, eski alışkanlıklarından çok da uzaklaşmayarak kimi alışkanlıklarını İslam'ın bir gereği imiş gibi devam ettireceklerdir. Samimi olarak İslamiyet'i kabul eden Türklerin Hazreti Muhammed'e duydukları sevgi ve bağlılığın onun mensubu olduğu Arap kavmini de gözlerinde daha değerli kılacak, ilerleyecek zamanla birlikte İslamlaşmak ve Araplaşmak birbirine karışacak, Türk kadını tam merkezinde bulunduğu, erkeklerle paylaştığı sosyal hayatı giderek terk etmek zorunda kalarak eve, daha doğru ifadeyle Türk dünyasının bilmediği bir kavram olarak kaç göç dünyasının haremine kapılacaktır.
Bakın, sanata yansıyan yüzünü biz İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra özellikle öğrencilerimizle bu ders kapsamında tasvir yasağı var mı yok mu İslam dininde? Bunu irdeleyerek yolculuğumuza başlıyoruz. Hazreti Muhammed döneminde, onun hadislerinde, dört halife devrinde sanat adına yaşananlar veyahut da tasvir adına bu döneme yansıyan izler, bunlar üzerinde konuşuyoruz. Ama Emevi döneminde mesela gösterdiğim bu çöl sarayları içerisinde sadece bir örnek, figürlü süslemeler ve kadın figürlerinin bulunduğu duvar yüzeyleri ilgilerini çekiyor. Yarı çıplak, hatta çıplak dediğimiz bu figürler Türk sanatının pek çok geçmişte kalmış süreçlerinde görmediğimiz nitelikte. Aynen işte bizde de mesela Karahanlı döneminde bir saray duvarında yer alan bir müzik aleti çalan kadın figüründe ise bu da eğlenceli belki bir hoşluk getirsin yaratsın diye duvara oluşturulmuş bir resim. Aradaki farkı görmek açısından önemli. Yine Gazneli dönemine ait dans edenleri görüyorsunuz. Mermer üzerine kabartma olarak yapılmış Leşkeri Bazar sarayında yer alıyor bu figürler. Evet, hemen yolumuza kaldığımız yerden Türklerin Müslüman oldukları dönemlerden itibaren devam edelim yine. Özellikle Selçuklu dönemi, Alparslan ve Melikşah devirlerinin Fars kökenli Güçlü Veziri Siyasetname isimli kitabın yazarı Nizamülmülk'ün Türk kadınının hayatın içindeki özgür durumuna karşı telkinleri, söylemleri gibi. Çünkü böyle bir alışkanlığı yok Nizamülmülk'ün. Sultanları ve yöneticileri etkileyenler de olacaktır onun gibi söylemleriyle. Yine de eski Türk inançlarının İslamiyet'le yoğrulduğu, dini anlamda bir taassubun, tutuculuğun yaşanmadığı Selçuklu zamanı, Türk kadınının varlığını hissettirdiği dönemdir sosyal hayatta. Batı dünyası için karanlık Orta Çağ'da Türkler kadın ya da erkek sadece savaşlarda güçleriyle değil, müzik, edebiyat, görsel sanat alanlarında ince zevkleri ve yaratıcılıklarıyla meydana getirdikleri eserleriyle de aydınlığı yaşamış, yaşatmışlardır. Selçuklu ve sonrasında beylikler sanatının sanat eserleri Orta Asya'dan getirdikleri gelenek, görenek ve kültürel değerlerini İslam inancıyla kaynaştırarak bu topraklarda bulduklarıyla da zenginleştiren Türklerin kadın erkek birlikte meydana getirdikleri Türk uygarlığına ait güzelliğin ifadesi olduğunu görülüyor. Hep birlikte şahit oluyoruz. 13. yüzyıl Selçuklu zamanında Osmanlı devrine kadar varlık gösteren Bacıyan Rum yani Anadolu bacıları ahilerin bir kolu gibi görünmekle beraber aslında İslamiyet'in kabulü öncesi Türklerin Orta Asya'da var olan savaşçı artı Türk kadınının Anadolu'daki devamı niteliğiyle dikkati çekmektedir. Evhadüddin Kirmani'nin kızı, ahilerin lideri, Ahi Evren'in eşi Fatma Bacı'nın lideri olduğu bu teşkilatın kadınları örücülük ve dokumacılık, çadırcılık, keçecilik, boyacılık, halı, kilim, oya, dantel, nakış işlemeciliği, kumaş imali ve bunlardan giysi yapımı ile uğraşarak ülkenin iktisadi hayatına hem de sanat alanına değerli katkılar sunmuşlardır. Eski Türk yurtlarından Anadolu'ya gelenleri ahilere ait tekke ve zaviyelerde ağırlamak, onlara yol göstermek ve yeri geldiğinde savaşmak onların savaşçı alp kadınların işiydi.
Bulundukları tekke ve zaviyelerde belli bir düzen içerisinde sohbet ve sema toplantılarına katılıyor. Kadın ve erkek bir arada olmaları yüzünden eleştirildikleri de oluyordu. Bu doğrultudaki sözlere Fatma Bacı'nın babası Evhadüddin Kirmani'nin cevabı, "Ben insanla oturup kalkıyorum. Kadın ve erkek ayrımı sizin seçiminiz. Kadınlarla bir arada olduğum aklımdan bile geçmiyor olmuştur." Daha sonraki dönemlerde sosyal alandaki varlıkları daraldığından Anadolu bacıları, savaşçı kimliklerini bir tarafa bırakarak üstlendikleri çoğu görevleri terk etmek zorunda kalacaklar. Türk el sanatlarındaki birikimlerini ise büyük ölçüde devam ettireceklerdir. Bir taraftan evrensel olmakla birlikte yaşanılan her dönem için üretilen sanat eserlerinde inancıyla, kültürüyle bir milletin ve içinde yaşadığı milletin temsilcisi olarak da sanatçının hayata bakışı bulunacaktır bu eserlerde. Bakın Profesör Doktor Gönül Öney bu açıdan ele aldığı Tarihten Yansımalar Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın makalesinde tarihi bilgilerin belgelerin ışığında dönemin seramiklerine yansıyan kadın figürlerini değerlendirmiş. Orta Asya kökenli geleneklerin, örf ve adetlerin canlandırıldığı Büyük Selçuklu seramikleri üzerinden Türk toplum hayatına, kadına verilen önemi eserler üzerinden ifade etmiştir. Makalede Selçuklu seramiklerinde kadın ve erkek figürlerine gerçek hayattaki konumları gibi eşit olarak yer verildiği, Orta Asya Türk sanatında var olan biçim, duruş ve motif özelliklerinin devamı şeklinde görüldüğü, çoğu zaman hangi figürün kadın ya da erkek olduğu küçük detaylarda kendini gösterdiği anlatılmıştır. Genelde bağdaş kurmuş figürler, yüzleri birbirine dönük sohbet eder şekilde, müzik ya da aşk sahnesi içerisinde ya da bir av sahnesinde bir at üzerinde kadın figürleri eşleriyle veya arkadaş grupları içerisinde cinsiyet ayrımı yapılmadan bazen de tek başına yer almaktadırlar. Bakın burada bir tabakta Hakan saray erkanıyla bağdaş kurmuş otururken burada da hatunu görüyoruz aynı şekilde. Yani Hakan ve Hatun buyuruyordu ki olayı Orta Asya'dan, Türkistan bölgesinden veya İslam öncesi dönemlerden getirdiğimiz bu karakteristik özellikler, geleneksel özellikler devam ediyor. Eğlenceli ortamları birlikte kadınla erkekle sohbet ya da müzik ortamlarını paylaştıklarını görüyoruz. Burada da soldaki erkek bir müzik aleti çalıyor. Sağdaki de sevdiği kadın olmalı diye düşünüyoruz. Elinde kadehiyle birlikte. Bakın bir vazo kadın formunda bir müzik aleti çalıyor. Bakın burada bir koruyucu nitelikte bir kabartma, alçı bir kabartma boyalı olarak kadın ve erkek sarayın özellikle kabul salonunda olduğunu düşündüğümüz ortamında duvarlarda yer alıyorlardı. Bunlar gurur duyacağımız kadınların toplum içerisindeki yerinin sanat eserlerine yansımış halleri. Doçent Doktor Başak Burcu Tekin ise aynı anlatım yoluyla pardon, Selçuklu kültüründe kadının konumu sanat eserlerinden hareketle karşılaştırmalı bir değerlendirme başlıklı makalesinde aynı şekilde Selçuklu kültürünün kadını nasıl algıladığını anlatmakta. Aslında bu makalede de anne, eş, kardeş ve kız çocuk olarak Türk kadınının Türk toplumundaki değeri heykel, seramik eserler üzerindeki iz düşümüyle görselliğe dönüşmektedir.
Türkler kılıçla, ok ve yayla savaşarak fethettikleri Anadolu'yu farklı inançlara mensup, farklı dillere sahip insanları hoşgörüyle kucaklayarak kaynağı Orta Asya olan Türk kültürüyle imar etmiş, vatanlaştırmıştır. 11. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında da, Anadolu coğrafyasında da adı Türkiye'dir. Anadolu coğrafyasının da adı aslında Türkiye'dir. Türk yurdu, Anadolu'nun veya Türklerin hakimiyetindeki bütün bölgelerin cami, medrese, zaviye, kervansaray, han, hamam, türbe, köşk, çeşme, saray gibi vakıf eserlerle adeta yeniden Türk sanatı, Türk mimarisiyle imarına, sultanların ve ileri gelenlerin yanında sultan eşlerinin ve kızlarının, kimi zaman da hanedandan olmayan kadınların önemli katkısı vardır. Yani Anadolu coğrafyasını Türkleştiren, Anadolu coğrafyasını imar eden sadece erkekler değil, Türk kadını da onun beraberindedir. Profesör Doktor Aynur Durukan, Anadolu Selçuklu sanatında Kadın Baniler başlıklı makalesinde bu konuya geniş yer vermiştir. Bu makalede kadınlar tarafından yapılan Selçuklu Beylikler Devri mimari eserlerin plan tipi olarak dönem özelliklerini taşıdığını, buna karşılık süslemelerinde daha yoğun ve zengin bir görünüme sahip olduklarıyla ilgili farklılıkları dile getirilmiştir. İstanbul'un fethiyle başlayan Osmanlı Devleti'nin klasikleştiği süreçte 15. yüzyıldan itibaren, yani özellikle şehirlerde kadının toplum hayatındaki yeri Türk dünyasının hiç tanımadığı haremle sınırlanacak, yüzlere peçeler takılarak Türk kadını Osmanlı Devri'nin neredeyse son yüzyılına kadar sessizliğe bürünerek görünmez hale gelecektir. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar, şeriat adı altında büyük ölçüde Türk geleneklerine olduğu kadar aslında Müslümanlığa da uymayan bir hayatı yaşamak zorunda kalacaklardır. Köylerde daha farklı olmakla birlikte şehirlerde evin duvarları arkasında, kafes ardında, eş olarak, anne olarak, kız çocuk olarak uzak, kısıtlanmış bir hayat tarzının içinde bulunacaktır. Buna rağmen kadınların sosyal hayat içerisindeki hayırsever davranışları Osmanlı toplumunda da padişahların anneleri, kızları, kız kardeşleri başta olmak üzere hali vakti yerinde kadınların inşa ettirdikleri vakıf eserlerle devam edecektir elbette. Osmanlı'nın hakim olduğu geniş coğrafyada çok sayıda Türk kadını inceliğini, zerafetini, yardımsever ruhunu, şifahane, aşevi, zaviye, cami, mescit, çeşme, medrese gibi yaptırdığı çok sayıda vakıf eserlere yansıtmıştır. Kadınlar yaptırdıkları bu eserlerle içinde yaşadıkları toplumun kültür ve sanat hayatına da önemli katkı sağlamışlardır. Şehirlerdeki ve kırsal bölgelerdeki kadınların halı, kilim, kumaş gibi dokuma, nakış, dantel örgülüğü gibi el sanatlarındaki varlığı Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ancak Osmanlı toplumunda sanat eserlerine yansıyan kadın algısı özellikle minyatürlerde Selçuklu zamanından daha farklı bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Değişen, farklılaşan hayat görüşleri, Türk sanatında başlangıcından itibaren yer bulan özellikle insan figürlü heykel, kabartma ve seramiklerden uzaklaşmaya neden olmuştur. Böyle bir ortamda kadın figürleri 15. 16. hatta 17. yüzyıl minyatürlerinde başrol oyuncusu olarak erkeği ile aynı mekanı paylaşmanın çok ötesinde, hiyerarşik bir sıralama içerisinde, erkeğin üstünlüğü veya kapı pencere ardında ya da geri planda yer almıştır.
Ya da kadın figürleri toplumdaki ayrımcı, cinsiyetçi bakış açısından uygun olarak 17. yüzyıldan başlayarak özellikle Osmanlı'da batılılaşma hareketlerinin belirginleştiği 18. yüzyılda eğlenceli ortamların başrol oyuncusu, zevk ve sefa aracı olarak da minyatürlerdeki varlığını sürdürmüştür. Fatih dönemine ait Dilsuzname'de mesela daha eşitlikçi bir yaklaşımda zaten Bülbül'le Gül'ün aşkını temsil eden kadın ve erkek figürleri var burada. Onları görüyoruz. Ama 16-17. yüzyıldaki minyatürlere baktığınız zaman daha böyle kadın figürlerinin küçüldüğünü ve geri plandaki kapı ve pencere arkasındaki yerlerini aldığını görüyoruz. Surname gibi sünnet düğünlerindeki o çeşitli esnaf gruplarının geçit törenlerinin aktarıldığı bu törenler esnasında veyahut da bu törenlerin resimlenmesinde kadın figürleri sokaklarda yer alsa da erkeklerle birlikte peçeli ve kapalı kıyafetler içerisinde oldukları görülmekte onların. 18. yüzyılda Lale Devri ile birlikte kadın figürlerinin irileştiği, tam sayfa yer kapladığı ama dediğimiz gibi eğlenceli ortamların figürleri şeklinde de ifade edildikleri fark edilmektedir. Evet, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin batılılaşma hareketi adı altında siyasal ve ekonomik, sosyal alanlarda yeniden eski gücüne kavuşabilme arayışına sahne olacaktır. Osmanlı'nın bu son yüzyılı pek çok kurumsal ve yeniliğin beraberinde Türk kadının da yeniden sosyal kazanımlar elde etmesini başlangıç teşkil edecektir. Tanzimatla başlayan birinci ve ikinci meşrutiyetle devam eden süreçte Namık Kemal, Şinasi, Abdülhakami, Tevfik Fikret, Peyami Sefa, özellikle Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin, Hamdullah Supi, Yusuf Akçura, Halide Edip, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi çoğunluğu Türkçü düşünür ve yazarlar Osmanlı toplumunda kadının eğitimi ve konumu ile ilgili görüşlerini ifade ederler. Bu dönemde yayına giren kadınlarla ilgili dergilerde ve gazetelerde kadın yazarlara da yer verilir. Birinci Meşrutiyet'in hemen ardından 1879'da her ilde bir kız öğretmen okulu açılmasının kararlaştırılması Osmanlı Devri içinde kız çocuklarının eğitimine önemli bir adım olmuş. Çağdaşlaşma hareketinin hız kazandığı ikinci meşrutiyet yıllarında ise kadınlar bazı haklar elde etmeye başlamışlardır. Aynı dönemde ortaya çıkan Batıcılar, İslamcılar ve Türkçüler Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığını ve çözüm önerilerini farklı bakış açılarıyla dile getirmişlerdir. Bunlar arasında kadın konusunda doğru bir yaklaşım sergileyen Türkçüler, kadını devletin temeli, ailenin de merkezi olarak görmüş, eski Türk kültüründe olduğu gibi kadın erkek eşitliği üzerinde durmuşlardır. Türkçülüğün de önde gelen isimlerinden Ziya Gökalp, demokrat ve kadın haklarına saygılı bir toplum yapısı oluşturmanın gereğini Türklerin eski hayat tarzlarını hatırlatarak ifade etmiştir. Türkçülük akımından beslenen İttihat ve Terakki mensupları toplumun ilerlemesi, refah için kadının eğitilmesi gerekliliğini ve bu durumun milliyetçi nesillerin yetişmesi açısından da ülkenin geleceği bakımından da önemini vurgulamışlardır. Bu yüzden İttihat ve Terakki hükümetinin kadınların eğitim görmesiyle ilgili olarak getirdikleri yenilikler arasında 1913'te ilk defa kız lisesi açılması, 1917'de kızlar için Güzel Sanatlar Okulu ve Konservatuar
Behira Hanım tarafından kurulan biçki yurdu, hemşirelik ve ticari destek veren meslek okulları açılması oldu. Edebiyat, riyaziyat ve tabiat şubeleri de bulunan İnaz Darülfünun'un, yani Kız Üniversitesi'nin en fazla öğrencisi Sanayi Nefise Şubesi, yani Güzel Sanatlar bölümünde bulunmaktaydı. Bu okullarda yetişen Türk kadını, Cumhuriyet döneminin öğretmeni, sanat eğitimcisi, sanatçısı olarak çalışmaları ile çağdaş Türk sanatının meydana gelmesinde büyük katkı sağlayacaktır elbette. 1914'te açılan İnaz Darülfünun'u ile Türk kadınının yüksek öğretim imkanına kavuşması ve 1918 yılından itibaren yüksek öğretimde karma eğitime geçilmesi gelişmesini Cumhuriyet'in ilanıyla tamamlayacak önemli bir adım olarak kabul etmekteyiz elbette. Bu yenilikler Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yoklukların gölgesinde gerçekleşmiştir. Yani Türklerin mucizelerinden biridir aslında. Yokluklar zamanında kadınlarımız da erkeklerimiz de eğitimin değerinin öneminin farkında. Erkekleri cephelerdeki Türk kadını geride kalan aile fertlerinin geçimini üstlenmenin yanında silah yaparak, taşıyarak düşmanla mücadelede geçmişteki yerini almış kahraman Türk kadını erkeğiyle birlikte yine destanlar yazmıştır. Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan tarafından 1915'te kurulan Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi, eşleri cephelerde bulunan kadınlara iş bularak namuslu bir şekilde çalışmaları ile geçimlerini sağlamak amacını gütmüştür. Böylece savaş yıllarının getirdiği mecburiyetler de Türk kadınının Osmanlı toplumunda yeniden erkeklerin yaptığı iş alanlarında varlık göstermelerinde etkili oldu. Bu arada Sanayi Nefise Mektebi tarafından düzenlenen sınavla yurt dışına sanat eğitimi amacıyla gönderilen sanatçılar, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte geri dönmüşler. 1917 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın isteğiyle Viyana ve Berlin sergileri için kurulan ve konusu savaş ve kahramanlık olan resimleri üreten Şişli Atölyesi'nde çalışmışlardır. 1914 kuşağı olarak tanınan bu grubun 1918 yılında Viyana'da açtığı serginin sanatçıları arasında Harika Hanım, Ruşen Zamir Hanım da bulunmaktaydı. Yani kadınlarımız hem cephede, savaş ortamında, cephane yapımında, hem eğitim ortamında, aynı zamanda da sanat ortamında yer alıyordu bu savaş yıllarında. Savaş yıllarını şimdi 19. yüzyıl deyince, bakın Gezinti'deki kadınlar, Osman Hamdi Bey hemen ekrana gelmiş. 1887 yapımı bir eser. Ona göre değerlendirilmesi lazım. Kadınların evlerden dışarıya çıktıkları. Çünkü hep böyle kurallar kadınlar üzerine. Şurada otururlar, burada yiyemezler, kıyafetleri böyle olmalı falan şeklinde. Burada en azından gruplar halinde gezebildikleri bir ortam yaşadıkları görülüyor bu resimde. Bakın biraz önce bahsettiğimiz biçki yurdu için hazırlanan kitapçığın, küçük kitapçığın kapağını görüyorsunuz. İşte kadınlarımıza biçki dikiş, nakış öğretmek gibi başka sanatları da öğreterek onların hayatlarını eşlerinin yokluğunda özellikle kazanmaları şeklinde. Şimdi savaş yılları, 1919 yılları başlarında İstanbul Yıldız'da Naciye Hanım'ın hanımlar fotoğrafçısı Naciye tabelasıyla bir fotoğrafhane açmasına sebep olacaktır. Naciye Hanım, Çanakkale gazisi eşinin çalışamayacak durumda olması nedeniyle evi geçindirmek için evinin alt katını bu işe ayırmış,
İlerleyen zamanlarda başta Sultan 5. Reşat'ın kızları olmak üzere hanımlara fotoğrafçılık dersleri vermiştir. Seyyar fotoğraf Muzaffer Hanım ise, bakın çektikleri fotoğraflar, Seyyar fotoğraf Muzaffer Hanım ise 1923 yılından başlayarak evlere giderek kadınların fotoğraflarını çekecektir. Her ne kadar konumuz dışı olmakla birlikte yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda o zamana kadar Ermeni kadınların çıktığı tiyatro sahnesinde ilk kez bir Türk kadını görünecek olması da önemlidir. Jale takma adıyla Afife Hanım'ın oyunculuk gelişimi engellenmiş olsa da Cumhuriyet dönemine kadar Darülbedai'de hiçbir Müslüman kadına rol verilmese de Türklerin unuttuğu geçmiş dönemlerinin sanat değerlerini hatırlatacak kadar önemlidir bu. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Erkeklerin devam ettiği sanayi Nefise Mektebi 1883 yılında kurulmuş olmasına karşılık İnaz Sanayi Nefise Mektebi, yani Kız Güzel Sanatlar Okulu, 1 Kasım 1914'te öğretime İstanbul'daki Zeynep Hanım Konağı'nda başlıyor. İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne ilk sene 33 öğrenci kaydolmuş. Önceleri sadece resim ve heykel bölümlerinden oluşan mektebin iki atölyesinin öğretmenleri Ali Sami Boyar, Mihri Müşfik Hanım'dır. 1915 yılında Ali Sami Boyar ayrılınca yerine Aznif Hanım öğretmen olmuş. Yurt dışından eğitim almış ilk kadın sanatçı Mihri Müşfik Hanım da bu mektepte aynı zamanda müdürlük de yapmıştır. Mihri Müşfik Hanım Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk'ü Mareşal üniformasıyla ayakta canlandıran yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir portresini yapacak ve Çankaya Köşkü'ne götürerek kendisine armağan edecektir Atatürk'ün. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bir Türk ressam tarafından yapılan ilk Atatürk portresi Mihri Müşfik Hanım'a ait olacaktır. Bakın burada Ömer Adil Bey kızlar atölyesini resmetmiş. Bir erkek sanatçı, kızların hocası ve onun yaptığı bir tabloda atölyenin durumunu görüyoruz Osmanlı döneminde. Daha sonra tekrar Ömer Adil Bey'in bu sefer Cumhuriyet döneminde yaptığı bir resim karşımıza çıkıyor. Bir masa, masada işte dikiş diken bir kadın, bir çocuk, bir dede ve bir oğul görülmekte. Dedenin işaret ettiği Türkiye haritası, göreve koş. Yani aslında Cumhuriyet'in ilk yılları, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin o ızdıraplı dönemini anlatan ve yenilik hareketlerinin Atatürk devrimlerini de ifade eden çalışmalarla dolu. Bunların içerisinde elbette kadınlarımızın da kompozisyonlar içerisinde yer aldığını, toplumun bir parçası olarak hayatı paylaştıklarını gördüğümüz, gerek cephede olsun gerekse sosyal hayatın içerisinde olsun tablolar yer almakta. Mihri Müşfik Hanım'ın Atatürk portresini görüyorsunuz. Gerçekten Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılmış ilk Atatürk portresi olması, bir kadının elinden çıkmış olması bunun da bizler için yine onur verici. Evet, ilk kadın ressamlar arasında ki bunların hep doğum tarihleri 1880'li yıllar, 1900'lerin başıdır. Yani Osmanlı döneminde eğitimi alıp Cumhuriyet döneminde genelde öğretmen olarak veya sanatçı olarak çalışmış olan kadınlardır bunlar. İlk kadın ressamlar arasında Celile Hanım'ın portre çalışmalarıyla, Müfide Kadri
ilk kadın resim öğretmenliği kimliğiyle. Melek Sofu, resim ve heykel sanatı dışında işleme, hat, tesip gibi el sanatlara ilgileriyle öne çıkmışlardır. Bakın Müfide Kadri'nin daha 20. yüzyılın başlarındaki iki aşığı anlatan bu çalışması Osmanlı toplumundaki farklılaşmayı da göstermesi açısından önemli. Abdülmecit Osmanoğlu, yani hanedandan biri, yani bir şehzade tarafından yapılmış bir resim karşımızda. Abdülmecit Osmanoğlu kendisinin de bulunduğu bir saray ortamını bize gösteriyor. Büyük bir ihtimalle Beylerbeyi Sarayı'na bakıyoruz ve Beethoven çalan kemanda kadın, piyanoda kadın, arkada onu dinleyen kadınlar Osmanoğlu'nun ailesi olsa gerek. Yani batılı müzik aletleri eşliğinde bir ortamın kadınla erkekle paylaşılıyor olması. Evet, Fahri Nisa Zeyd mesela C grubuna katılan, yine doğum tarihine baktığınız zaman 1901 Osmanlı döneminde yetişen ve sanat eserlerini ağırlıklı bir şekilde Cumhuriyet sonrasında vermiş olan bir sanatçımız, değerli bir sanatçımız. Aliye Berger mesela Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından. Sonra Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı Nermin Faruki ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk heykel sergisini açan kadın sanatçı. Sabiha Bengütaş görüyorsunuz ilk heykel sanatçıları arasında, Atatürk'ün Çankaya'daki bu heykelini yaparken ki fotoğrafını koydum. Ressam olan teyzesi Mihri Müşfik Hanım'dan ve Namık İsmail'den ders alan bir Hale Asaf ve 1929 yılında kurulan Müşteki Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ne katılan bir Hale Asaf. Kuvvetli bir desen yeteneğine sahip olan sanatçı, portre ve figür ağırlıklı olarak çalışmış mesela o da. Bedia Güler Yüz var, Fahmi Nisa Zeyd var, Leyla Gamsız var, Jale Yılmabaşı, Alev Ebusiya'yı, yani Münevide Gökaydın Hoca'yı sanat eğitimcisi, ressam ve grafiker olarak tabii ki. Mürşide İşmeli'yi özgün baskı ve grafik sanatçısı ve eğitimci olarak nasıl göz ardı edebiliriz ki anlatımlarımızda? Bu isimler ve tabii ki niceleri Çağdaş Türk sanatında, özellikle görsel sanatlar alanlarındaki kadın varlığı için sadece başlangıç olmuşlardır. Tabii ki özellikle Cumhuriyet'in ilk yılları belki bu çarpıcı bir şekilde o değişimi, farklılaşmayı da gösteriyor. Mesela illa kadın sanatçı olması gerekmiyor. Şeref Akdi'nin 1930'lu yıllarda yaptığı Millet Mektebi. O dönemlerde okuması yazması olmayan kadınların mesela millet mekteplerinde yer alması, çeşitli bilgiler elde etmelerini ifade eden bir çalışma. Sonra Melek Sofu'nun bakın 1936 yılında Eski Büyük Millet Meclisi'nde kadın konulu çalışması, yapılan değişikliklerin, farklılıkların hakikaten gözümüzü kabartan bir sonucu. Türk kadını elbette ki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan, hiç de kolay olmayan bir yolda yürümüş. Savaşlardan, yokluklardan çıkarak sosyal, siyasal haklarına adım adım kavuşmuştur. Türk kadını elde edeceği, hayata geçireceği umutlarına, çözeceği sorunlarına rağmen, pek çok alanda olduğu gibi sanatta da sanat tarihçisi, sanat eğitimcisi ve sanatçı olarak önemli başarılara imza atmıştır. Bugün gelinen noktada kadınların çağdaş Türk sanatındaki varlığı gurur vermektedir.
Bu onurlu gururun temelinde Atatürk gibi bir Türk milliyetçisinin önderliğinde kadın ve erkek birlikte kazanılan bir kurtuluş savaşı sonunda ilan edilen Cumhuriyet ve onun değerleri vardır. Tebet'teki geldiğimiz sonuç yeterli değil. Geldiğimiz sonuçta kadın olarak yaşadığımız olaylar bizi üzmekte. Fakat bunun çözüm yolları yine bizlerde, onun bilincindeyiz. Atatürk'ün Türk kadınına armağanı niteliğindeki 1924 yılında eğitimin birleştirilmesini sağlayan Tevhid-i Tecrisat Kanunu, 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve 1930-1934 yıllarında Türk kadınına siyasal hakların verilmesini sağlayan kanunların gücü ve onun sözleri vardır, yol gösteren bizlere. Mesela Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden biridir bu. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. Hepinizi, vaktinizi bana ayırdığınız için saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.